Evet arkadaşlar, konumuzun adı toplumsal yapı. Burada hem bir toplumun oluşma koşullarından bahsedeceğiz hem de toplumları sınıflandıracağız. Öncelikli olarak içinde sosyal ilişkilerin, sosyal olayların meydana geldiği, sosyal grupların ve kurumların yer aldığı bütüne toplumsal yapı denir. Çok geniş bir kavramdır. Bir topluluğun toplum olabilmesinin bazı koşulları var. Bunların hepsinin bir arada olması lazım bizim o topluluğa toplum diyebilmemiz için. Birincisi belirli bir coğrafi alanda yaşama. İkincisi bireyler arasında ortak çıkarların olması. Bu çıkarlar etrafında işbirliği yapılması, ortak bir kültüre sahip olunması ve bir tarihi birikime sahip olunması. Türk toplumunu düşünelim mesela. Belli bir coğrafi alanda yaşıyor muyuz? Evet. Bireyler arasında ortak çıkarlar var mı? Evet. Mesela vatanımızı korumak. Bu ortak çıkarlar etrafında işbirliği yapıyor muyuz? Evet. Ortak bir Türk kültürüne sahip miyiz? Evet. Ve bir tarihi geçmişimiz var mı? Evet. Şimdi öncelikle Tönnies toplumları ilişki biçimine göre ikiye ayırmış. Birincisi cemaat. Cemaat size hemen köy toplumlarını hatırlatacak. Samimi ilişkiler görülür. İnsanlar arası dayanışma güçlüdür. Toplumsal düzen törelerle, adetlerle, geleneklerle yani yazılı olmayan bir takım kurallarla sağlanır. Ortak bir irade vardır kişiler arasında. Nüfus genellikle azdır. Sosyal değişme yavaştır. Toplumsal hareketlilik azdır ve biz duygusu hakimdir. İş bölümü fazla gelişmemiştir. Yani uzmanlaşma yoktur. Bu ne demek? Birisinin yaptığı işi bir başkası da rahatlıkla yerine getirebilir. Biz bu dayanışmanın adına mekanik dayanışma deriz. Bu önemlidir. Mekanik dayanışma. Cemaatlerde mekanik dayanışma görülür. Mekanik dayanışmanın egemen olduğu bir toplumda en önemli özellik bireyler arasındaki farklılığın yok denecek kadar az olmasıdır. Az önce de bahsettiğimiz gibi burada uzmanlaşma yoktur, iş bölümü yoktur. İlişkiler dostçadır ve sıcaktır cemaatlerde. İkincisi cemiyet. Cemiyet bize hep böyle hani cemiyet hayatı denir ya, şehri hatırlatacak. Bireyler birbirlerinden farklılaşmışlardır. Hangi anlamda? Irk, etnik köken, sosyoekonomik statü gibi alanlarda birbirlerinden farklıdır bireyler. İlişkiler artık resmi bir hal almıştır. Toplumsal düzeni yazılı kurallar sağlar. Bireysel çıkarlar ön plandadır. Ve burada cemaatlerin tersine ben duygusu hakimdir. İş bölümü gelişmiştir artık şehirlerde ve bu iş bölümü uzmanlaşmaya dayanır. Özel mülkiyet görülür, bireycilik görülür, nüfus fazladır ve cemiyetlerde artık cemaatlerdeki mekanik dayanışmanın yerini organik dayanışma alır. Organik dayanışma mekanik dayanışmanın tam tersi bir kavramı ifade eder. İş bölümüne dayalıdır, farklılaşmaktan kaynaklanır ve burada farklı görevleri yerine getiren insanlarda bireysel irade güçlenirken o oranda ortak irade azalır. Burada da resmi ve kuralcı ilişkiler vardır.